Enes radıyallahu anh anlatıyor. Güleyb diye bir delikanlı var idi. Zenci, siyahi bir delikanlıydı. Üstü başı yırtık, elbisesi yırtık, kalacağı yeri olmayan, Medine'de büyümüş ama ne annesi var, ne babası var, ne akrabaları var. Kimsesi, sokaklarda yaşayan bir çocuk. Peygamber Efendimizin Medine'ye gelişiyle Müslüman olacak ve Resulullah'a biat edecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Güleyb için, Güleyb'le her karşılaştığında üç karşılaşması olacak. Üç karşılaşmada da Güleyb, evlenmek ister misin evladım? O da diyecekti ki ya Resulallah, benle kim evlenir ki? Kim evlenir ya Resulallah? Ben fakir, hiçbir şey olmayan, anasız, babasız, çaresiz bir insanım. Ne param var, ne pulum var. Hiçbir şeyim yok ki ya Resulallah. Ben nasıl evleneyim? Bana kim kızını verir ya Resulallah? Der, başını öne eğer ve gider. Aradan zaman geçecek. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Güleyb yine karşılaşacak. Ve yine ısrarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Güleyb evladım, seni evlendirelim mi? O yine ya Resulallah, görmüyor musun halimi? Ben çirkin bir insanım, yüzüm de o kadar güzel değil. Hangi kız bana bakar? Hangi anne evladına kıyarak bana o evladını verir ya Resulallah der. Yine başını öne eğer ve Medine'nin sokaklarına doğru gider. Aradan zaman geçecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Güleyb'i tekrar görecek ve diyecek ki Güleyb artık evlenmen gerekiyor. Evlen, evlen ve dininin yarısını tamamla. O da diyecek ki ya Resulallah, bunu sen söylüyorsun ya, senin için de uygunsa benim için de uygundur ya Resulallah. Var mıdır benimle evlenecek birisi? Tavsiyen var mıdır ya Resulallah? Kim beni kabul eder? Dedi ki ben seni evlendireceğim Güleyb. Ben seni evlendireceğim. Ensardan olan bir adamın yanına gidecek Peygamber Efendimiz. O adamdan kızını isteyecek. Adam sevinecek. Zannedecek ki kızını kendisinden Resulullah istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözleri parıldayacak. Ne demek ya Resulallah? Sana kızımı vermeyeyim de kime vereyim diyecek. Ama Resulullah diyecek ki ben kızını senden benim için istemiyorum. Kimin için istiyorsun ya Resulallah dediğinde, hani bir Güleyb'imiz var ya bizim, yetimimiz, garibimiz, onun için istiyorum deyince adamın bir anda yüzü sararacak, rengi atacak ve ya Resulallah müsaadeniz olursa bu konuyu eşimle konuşayım diyecek. Akabinde adam eşiyle bu konuyu konuşmak için eve gidecek. Hanımına bu olayı anlatınca, hanımı kadın ya, bir anda diyecek ki benim kızımı kimler istemedi ki? Ben kızımı vermeye kıyamadım. Şimdi kızımı vere vere Medine'nin sokaklarında gezen, üstü başı yırtık, hiçbir şey olmayan birine mi vereceğim? Kız odadan çıkıp geliverdi. Anne dedi, baba, siz Resulullah'ın önerdiğini benim için red mi ediyorsunuz? Sakın ha dedi. Eğer Resulullah bana bunu uygun görmüşse, vallahi ben onunla evlenmek istiyorum. Ben buna razıyım anne. Ben buna razıyım baba. Sakın ola ki Allah'ın Resulü'nün hükmüne karşı gelmeyin. Sonra Güleyb bu hanım sahabeyle evlenecek. Aradan çok geçmeyecek. Bir rivayete göre evlendiğinin gecesi. Bir rivayete göre birkaç hafta sonra hayyalel cihat denecekti. Haydi cihata, cihat çağrısı gelecekti. Güleyb gözünü bir an kırpmadan
Direktmen Peygamber Efendimizin safının yanında olacak. Cihat safında yerini alacaktı. Savaş bayağı bir hengameli geçecek. Resulullah savaş bittikten sonra gidin bakın bakalım Müslümanlardan hiç zayiat var mı? Bizden ölen var mı diyecek. Sahabe gidecek ya Resulallah hiç kimse yok diyecek. Resulullah diyecek iyi bakın sağa sola. Sanki birisi eksik diyecek. Gözleri Cüleyb'i arıyordu Peygamber Efendimizin. Sonra dedi Cüleyb'im nerede? Bana dedi Cüleyb'i bulun. Sonra Cüleyb aranacaktı. Akabinde Cüleyb'i tam 7 tane müşriğin olduğu bir halkanın ortasında bulacaklardı. O aslan sahabe, genç sahabi, hiç kimsesi olmayan o yürekli sahabi 7 tane kafiri katlettikten, öldürdükten sonra, leşlerini yere serdikten sonra kendisi de orada şehit düşmüş, kanlar içinde yerde yatıyordu. Resulullah gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Cüleyb'i kollarının arasına alacak. Adeta bir çocuğu gibi, evladı gibi. Cüleyb'e diyecek ki sahabeye dönerek. Allah'ım, 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 Cüleyb bendendir. Ben de Cüleyb'denim ya Rabbi. Allah'ım ben Cüleyb'denim. Cüleyb de bendendir ya Rabbi diyecek. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyordu ya bir hadis-i şerifinde. Allah-u Teala sizlerin dış görünüşlerinize bakmaz. Mallarınıza, evlatlarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize bakar. Nasıl bir kalbe sahiptin ey Cüleyb? Nasıl bir yüreğe sahiptin ki peygamberin gözleri seni aradı. Cüleyb'im nerede dedi. Ve Cüleyb için mezar kazılacaktı. O mezara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cüleyb'i kendi elleriyle gömecekti. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cüleyb'in ne bir annesi, ne bir babası, ne de bir akrabası yok idi. Resulullah ona sahiplendi ve onu kendi elleriyle toprağa gömdü. Allah Cüleyb Hazretlerine veli gani rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Ve sahabe anlatıyor, bu fakir, bu kimsesiz, bu biçare olan sahabeyle evlenen sahabe annemiz var ya, vallahi Cüleyb'in ölümünden sonra o kadar nam saldı ki, o kadar zengin oldu ki, Medine'de onun kadar zengin kadın yok idi diyorlar. Allah'ım sen, senin için kendini feda eden bir insana neler vermezsin ki? Rabbim burada anlatılmak istenen derslerden ders çıkartmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.